İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Arazani Murat Nehri dondu. Konifa Dünya Kupası 2020, katılımcıların tam listesi. Tunus'tan Türkiye'ye. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'la müzakerelere hazır olduğunu bildirdi. Hamşendilerin Orta Asya'dan göçen Türk soylarından olduğu yalanı. Çin'de Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Günleri başladı. Bu kış, Batı Ermenistan'da oldukça sert ve acımasız. Arazani Murat Nehri bir dizi göl ve barajla birlikte Batı Ermenistan'daki soğuk hava nedeniyle dondu. Vadisi Ermeni halkının beşiğinden biri olan Arazani Murat Nehri, Ermenistan'ın kutsal ibadet nehridir. Nehrin kaynaklarının yakınlarında Ermeni ordusunun karargahı olan Şahapivan bulunuyordu. Orada halk toplantıları ve Navasart yılbaşı bayramları düzenleniyordu. Donan Arazani Murat Nehri üzerinde oluşan buzların kırılıp suyun yüzeyinde yüzmesiyle ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti. Daha cesur olan insanlar yer yer kalınlığı fazla olan buz tabakasının üzerinde yürüyorlar. Batı Ermenistan, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu olan KONIFA, 30 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihleri arasında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te düzenlenecek. 2020 Dünya Kupası'nda yarışacak 16 takımın tam listesi yayınlandı. 6 kıtayı temsil eden 56 KONIFA üyesinden 16'sı KONIFA Dünya Kupası 2020'ye katılmaya hak kazandı. KONIFA tarafından düzenlenen bu küresel etkinlik 4. kez gerçekleştirilecek. KONIFA, FIFA'nın dışında kalan, devleti olmayan veya Batı Ermenistan gibi fiili işgal altında bulunan ve de jure devletleri temsil eden ülkeleri bir araya getirir. Afrika, Matabeleland, Kabila, Darfur, Batı Sahra. Asya, Tamil Elam, Pencap, Japonya'da Koreliler Birliği. Avrupa, Güney Ossetya, Batı Ermenistan, Kornuay, Jersey, Karpatalya. Kuzey Amerika, Kaskadya, Okyanusya, Avustralya'nın ilk milletleri. Güney Amerika, Mapuche. 2016 yılında Abhazya ve 2018 yılında Londra'dan sonra Batı Ermenistan'ın ulusal futbol takımı bu uluslararası turnuvaya üst üste 3. kez katılacak. Kurallar 25-26 Ocak 2020'de Jersey adasında KONIFA üyelerinin yıllık genel toplantısında gerçekleşecek. Herhangi yanlış anlaşılmayı önlemek için Batı Ermenistan hakkında tarihsel ve yasal hatırlatma. 1917'de 29 Aralık'ta Batı Ermenistan'ın Erzincan'ında Türkiye ve Rusya arasında düzenlenen ateşkesin ardından Sovyet Rusya'nın Halk Komiseri tarafından kabul edilen Türk Ermenistan'ı Batı Ermenistan hakkındaki kararname, Türkiye'de Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkını tam bağımsızlığa kadar tanıdı. 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı sırasında Müttefik Yüksek Konseyi, Cumhurbaşkanı Bozdubar Paşa'nın önderliğinde Batı Ermenistan Devleti'ni ve hükümetini de facto olarak tanıdı ve 11 Mayıs 1920'de San Remo Konferansı sırasında de jure bağımsız ve egemen bir devlet olarak kabul edildi. Batı Ermenistan, 1. Dünya Savaşı'na katılan devletlerinden biridir. 15 Kasım 1916'da Fransa ile Ermeni gönüllüleri de içeren Doğu Lejyonu kuruldu. Daha sonra 1 Şubat 1919'da Kilikya'da gelecekteki Ermeni Ulusal Ordusu'nun çekirdeğini oluşturacak Ermeni Lejyonu kuruldu. Bu lejyon Fransa tarafından desteklendi ve ardından terk edildi. Türkiye, Sevr Antlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzalayarak Batı Ermenistan'ı tanıdı ve sonra da işgal etti. 22 Kasım 1920'de ABD Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararı, Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon illeri de dahil olmak üzere Ermenistan-Türkiye sınırını çizdi, ancak Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye tarafından işgal edildiği için tanınmadı. 1894'ten 1923'e kadar Batı Ermenistan'ın işgal edilmiş bölgelerinde Ermeni nüfusunun birbirini izleyen üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma maruz kaldığı hatırlanmalıdır. İşgalci Türkiye 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Karin Erzurum 1920 yılında müttefik kuvvetler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir.
Azınlıkların Hakları Sevr Antlaşması'nın 93. maddesi uyarınca Batı Ermenistan Devleti tarafından tamamen tanınmaktadır. Kilikya. Lübnan'ın El Masdar News Ajansı'nın haberine göre Tunus, Türkiye topraklarını Libya'da faaliyet göstermesine izin vermeyecek. Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Raşida Annefer yaptığı açıklamada ülkesinin Libya çatışmasında topraklarını kullanmayı kategorik olarak reddettiğini doğrulayarak Tunus, Türkiye müdahalesi de dahil olmak üzere Libya'da herhangi bir dış müdahaleyi şiddetle reddetmektedir. Bu, Tunus'un başından beri koruduğu ana ilkesidir. Bu süreç değişmedi ve değişmeyecektir ifadesinde bulundu. Raşida Annefer, Tunus, Ankara'ya topraklarını kullanmasına izin vermeyecek ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied'in, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki ricasına verdiği yanıt çok açıktı, dedi. Tunus'un Libya meselesine olası katılımıyla ilgili Berlin Konferansı'nda müzakerelerin hala devam ettiğini belirterek, Tunus topraklarının herhangi bir karışının egemenliği müzakereye tabi değildir sözlerini ekledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan Libya hükümetini desteklemek için askeri uzmanlar ve teknik ekipman göndereceğini açıklamıştı. Reuters Ajansı'nın belgeye atıfta bulunup RIA Novosti Ajansı'nın aktardığı haberde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Washington'un bölgedeki gerilimleri hafifletmek için ön koşul olmaksızın Tahran ile görüşmeye hazır olduğunu belirten bir mektup gönderdiği bildirildi. Batı Ermenistan, Türklerin Orta Asya ırkı olduğunu bilmeyen yoktur umarım. Şayet varsa da bir an önce öğrenmesini tavsiye ederim. Daha önce Hamşen DNA'sı ile ilgili bir yazı yazarak DNA sonuçlarında çıkan akrabalarımızın tamamının Ermeni olduğundan ve Hamşenlilerin DNA'larının Ermeni DNA'sı olarak değerlendirildiğinden bahsetmiştim. Hamşenlilerin tamamının Prens Hamam Amatuni zamanında bölgeye göçen Ermenilerin torunları olmadığı için farklı DNA'lar da mevcuttur. Onlar muhtemelen sonradan bölgeye göçerek Hamşenli olmuşların torunlarıdır. Burada kim gerçek Hamşenli, kim değil tartışması yaratmak istemiyorum ancak Hamşen'in kurucusu olan ve Hamşen'e adını vermiş olan Hamam Amatuni ve peşindeki Ermeni ailelerinin devamı niteliğindeki bizlerden bahsedeceğim. Makalenin devamını web sitesinde bulabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası Maestro Edvard Topçuan yönetiminde bugün Çin'deki konser turunun son konserini verecek. Orkestranın Çin'deki konserler turu geçen yılın 27 Aralık günü başladı ve 9 Ocak 2020'ye kadar devam edecek. Pekin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi'nde Arama Çadurya'nın Dimagahantes Maskarat Suiti, Çaykovski'nin Fındık Grand Suiti, Mozart'ın Klarnet Konseri solist Tony Shen ve ardından Prokofiev'in Romeo ve Juliet Bale Müziği çalınacak. Bu son konserle Çin'deki Ermeni Kültür Günlerinin başlangıcı ilan edilmiş olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Darun Siner adlı folk grubu tarafından seslendirilen Baytok Ahbir adlı eseri sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.